Ünlü gazeteci Balçiçek İlter'in sunuculuğunda Evinizin Sağlık Elçileri programı Gaziantep'te start aldı. Her kesimden yoğun ilgi gören programın en büyük destekçilerinden biri de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu. Gaziantep, yani hakikaten İstanbul'dan sonra İstanbul'da lansmanımızı yaptık ve Gaziantep'te ilk durağımız bizim için çok kıymetli bir şehir. Ünlü gazeteci Balçiçek İlter'in moderatörlüğünü yaptığı Evinizin Sağlık Elçileri programı Gaziantep'te başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı konuşmada projenin Gaziantep'ten başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti. Lider olmak, önce olmak, önde olmak çok önemli. İstanbul'dan sonra bu önemli projeyi Gazişehir'de, Ensar şehrinde, iyi insanların şehrinde, ışığın şehrinde uygulamanızdan dolayı duyduğumuz mutluluğu ifade ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tabii neden önemli? Bu aslında o kısacık filmde çok net mesajlar verildi. Bizim özellikle yola çıkarken söylediğimiz önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücel ki devlet yücelsin dediğimiz önce insana insanı nasıl yaşatacağız sorusunun cevabında özellikle iki alan çok önemli. Birincisi eğitim, insanımızın doğuştan ölümüne hayat boyu eğitimle eğitileceği bir mekanizmayı koymak. İkincisi sağlık. Beceri istiyor. Bilgili ve uzmanlık isteyen kişilerin daha çok bunu anlatmasını gerektiriyor. Bu proje bu bakımdan çok önemli. İnanıyorum ki 81 ile yayıldığında Anadolu'dan bu ses, bu nefes, bu renk çoğalacak ve daha sağlıklı bir Anadolu için, daha sağlıklı bir Türkiye için çok önemli bir çalışmayı birlikte başarmış olacak. Çaba Derneği Başkanı Özlem Zehebi, herkesin sağlık elçisi olması gerekiyor. Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği Başkanı Özlem Zehebi, Gaziantep'in lezzet başkenti olmasından ziyade kültür başkenti de olduğunun altını çizerek şöyle konuştu. Biz Çaba Derneği olarak Anadolu'nun tamamına yayılan bir proje üzerinde çalışıyoruz. Evinizin sağlık elçileri. Çok heyecanlandığımız, çok değer verdiğimiz bir proje. Çünkü her kadının, hem erkeğin evin sağlık elçisi olması ve doğru bilgilenmesi gerekiyor sağlık konusunda. O nedenle ilk kez Antep'ten başlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Çünkü Antep biliyorum ki bir lezzet başkenti ama aynı zamanda gördük ki bir kültür başkenti haline de dönüşmüş. Ve bir iyilik başkenti olacağına da çok inanıyorum. Zaten de öyle. Profesör Doktor Özlem Can Kurtaran ise amaçlarının hastalanmamayı sağlamak olduğunu vurgulayarak hastalandıktan sonra gerekli her şeyi yapıyoruz ama önemli olan hastalanmamak. Meme kanseri akciğer kanserini geçti. Düzenli sağlık kontrolleri yapılarak bunun önüne geçilebilir sözlerine şöyle devam etti. Önce size yastan bahsetmek istiyorum. Yas sadece ölüme karşı gelen bir tepki değildir. Biten bir ilişkiye, biten bir evliliğe, umduğumuzu bulamadığımız bir aşka, bir şehre, bir iş yerine, aklınızın alabileceği her türlü umut yükleyip de yüzümüze bulaşan ve acı çektiğimiz ilişkiye karşı tuttuğumuz duygudur ve mutlaka tutulması gerekiyor. Hayatta kayıpları ardından kaçınmak mümkün değil. Bir şekilde kayıplarımız olacak. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım. Bu sadece sağlık anlamında, hastalık anlamında kayıplar değil ya da sevdiklerimizin hasta olması da değil. Birilerimize haksızlık edecek, hayat kötü gidecek ve kayıplarımız olacak. Bu süreç içinde bu kayıpları sağlıklı bir şekilde sindirirsek, yani bu kayıpları, bu hüzünleri beynimizde açtığı programları teker teker uygun bir şekilde kapatmayı başarabilirsek, bir sonraki adıma ve çevremize çok çok daha temiz ve faydalı geçebiliyoruz. Ünlü estetisyen Dilek Avşar da merdiven altı estetiklere dikkat etmeleri konusunda vatandaşı uyararak estetik için doktora gidin. Merdiven altı kuaförlerde yapılan estetiklerden kaçının. Estetik aslında bir lüks değil diye konuştu. Arkadaşlarım böyle bir toplantı yapacağız diye birlikte özeme dedim ki Bahçek Modeli biz gidiyoruz dedi ki ben de geliyorum dedim. Ve ben kendi isteğimle geldim. İyi de geldim. Çok keyifliydi. Ama sonra baktım. Dinledim. Acaba ben bu yüzden komik olur mu şimdi dedim. Sonra dedim ki hayır olmaz. Çünkü estetik bütün bunları tamamlayan bir şey. Her şey oluyor. Sağlığımızı koruyoruz aşılarla. Psikolojimizi koruyoruz. Destek alarak ya da almayarak, inanarak, severek. Ama en sonunda da kendimize bir yatırım yapmak istediğimizde
İşte o zaman sıra bize geliyor. Kendisiyle barışık olmayı sağlıyor, değil mi? Aslında İstanbullu olduğunu ancak Gaziantep'in kendisini bağrına bastığını belirten Balçiçek İlter, Gaziantep'in kendisini iyi hissettiği şehirlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Önemli sebeplerin başında Fatma Şahin'in olduğunu kaydeden İlter, Şahin'le ilgili övgü dolu sözlerle bahsetti. Evinizin Sağlık Elçileri projesinin sadece moderatörü değil, fikir analarından biri olduğunun da altını çizen İlter şöyle devam etti. Hakikaten kendi memleketimde hissettiğim bir yer. Ben aslında İstanbulluyum ama Antep'te öyle bir varlığınıza basıyorsunuz ki beni her gelişimde o kültürü, o insanı, o sıcaklığı hissediyorum. Yemeklerine tabii ki bayılıyorum. Bütün bunların etkisi var. Şakası bir tarafa kendimi hakikaten iyi hissettiğim şehirlerden bir tanesi. Öncelikle tabii ki bütün bu söylediklerim ama ikincisi de Sayın Bakanımız Fatma Şahin'in varlığı. Çünkü demin konuşmaya başlarken de bahsettim. Yani o kadar özel bir isim, o kadar özel bir kişilik ki şu günlerde aslında çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde herkese elini ötekileştirmeden uzatan bir isim. Ben onu çok uzun zamandır tanıyorum ve çok çok kıymetli buluyorum. Onun varlığıyla başlamak beni ayrıca mutlu eder diye düşündüm ve bütün Türkiye'ye o yüzden buradan başladık. Şimdi bu projenin başından beri ben varım. Fikir analarından bir tanesiyim. Proje danışmanıyım. Sadece moderasyon yapmıyorum. Başından başladık zaten Çaba Derneği ile ne yapabiliriz? Yeni bir şeye başlayalım diye. Elimizi uzatalım, dokunalım. Çünkü insanlara dokunmak çok kıymetli ve bu sadece medyadan olmuyor. Bak şöyle yüz yüze bakmak, yani göz kontağı sağlamak. Çok sevdiğim ve hoşuma giden bir projeyi beraberce arkadaşlarımla oluşturduk. İşin içinde olmak çok keyif verici.